Evet sevgili arkadaşlar, iş güç enerji ile ilgili soru çözümü yapacağız şimdi. İlk sorumuza bakalım. Bir cisme uygulanan paralel kuvvetin büyüklüğü grafikteki gibidir. Buna göre 10 metrelik yol boyunca yapılan net iş kaç joule'dür? Aslında olay şöyle hocam. Hı-hı. Şurada bir cismimiz var. Biz bunu bir F kuvvetiyle çekiyoruz. Hı-hı. Buna belli bir yol aldırmışız. Ne kadar hatta? 10 metrelik yol aldırmışız. Hı-hı. Bunu anlatmak istiyor bize. Hı-hı. Ve ne yapacağız? Biz burada yapılan net işi bulacağız. Şimdi iş neydi? Şunu ben vereyim. Daha mı koyayım? Muhtemelen. Aynen. Tamam. Evet. Şimdi iş neydi? Yapılan iş kuvvet çarpı ne olarak yazılıyordu hocam? Hı-hı. Yol olarak yazılıyordu. Peki burada kuvvet yol grafiği veriyorsa o zaman bu grafiğin altındaki alan bize işi mi verecek? Evet. Şuraya W1 diyelim. Şuraya da W2 diyelim. Bunu da size vereyim hocam. Ben bunda devam edeceğim. Şimdi W1'i bulalım. Burası ne olacak hocam? 8 çarpı 5. Evet. Doğru mudur? Aynen. 40 joule buradan. Hı-hı. Peki W2'ye bakalım. W2 ne olacak? O da kalemleri yanlış kalemleri koymuşsunuz oğlum. Normalde eski kalemleri bu tarafa atıyoruz. Normal kalemler hocamız yanında. Diğerleri değişmiş, karışmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi W2 ne olacak? -4 × 5 değil mi? Şu aradaki mesafeyi alıyoruz. Burası -4 × 5'ten -20 joule gelecek. Hı hı. Şimdi o zaman diğeri de 40 joule'du hocam. Evet. Toplamda net iş ne olmuş olacak? 20 joule. 20 joule olacak. Bu da çok kalın yazıyor. Evet. Şimdi diğer soru. Aynı maddeden yapılan özdeş tuğlalar şekildeki gibi dengedeymiş. Buna göre tuğlaların yere göre potansiyel enerjiler oranı E1/E2 nedir diye soruluyor. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu olacak. Burada öncelikle ne yapacağız? Biz bulacağız. Ne bulacağız? Ağırlık merkezlerini bulacağız. Hı hı. Bunun ağırlık merkezi tam ortada. Yani şuradan H/2 kadar doğru şeyde ve G kadar bir ağırlığı olduğunu söyleyelim. Hı hı. Özdeş olduğu için bunun da ağırlığı G kadar olacak. Bununki de tam ortasında. Şuradan G kadar. Şuradan H kadar. Şurası H kadar ama yere tamamen uzaklığı 2H kadar mı oldu? Evet. E1 yazalım. E1 eşittir. Yazıyorum. G × 2H + G × H/2. Ne oldu burası? 5GH/2. 5GH/2 şeklinde yazdık. Hı hı. Şimdi aynı işlemi burada yapıyoruz. Buradan aldık. Hı hı. G kadar. Şurası H kadar oldu. Daha sonra buradan alıyoruz. Burası da G kadar. Ama şurası H/2. Yere olan toplam uzaklığı 2H. Yarım H'da 2.5H. Yani 5H/2. Çok güzel. E2'yi yazdım. E2 ne olacak? G × H + G × 5H/2. Bu da 7GH/2 mi oldu hocam? Hı hı. Bunları birbirine oranlarsak peki? 5/7. 5/7. Şunu unutmuşum. Ha. Peki. Bir başka soru. Bir ipte tavana asılı M kütleli bir cisim şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Cismin en büyük hızı niceliklerinden hangilerinin değişiminden etkilenmez, sürtünmeler önemsiz demiş. Şimdi burada enerjinin korunumundan yararlanacağız. Hı hı. Bunun nesi var hocam? Bir m × g × h kadar potansiyel enerjisi var. Bir doğru de nesi var? 1/2 m × v² var. Hı hı. Yani potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek. Cismin burada potansiyel enerjisi var. Serbest bıraktığımızda bu cisim buradan geçerken en büyük hızına burada ulaşacak. Burada 1 v kadar hızlı olacak. Hı hı. Ve kinetik enerjisi 1/2 mv² kadar olacak. Şimdi etkilenmez diye sormuş. Burada M'ler gitti mi? Demek ki cismin kütlesi etkilemiyor. Cismin kütlesi etkilemiyor. İpin boyu etkileyecek. Çünkü burada H yüksekliği dedik ama hı hı. Aslında H yüksekliği şurası değil mi? İpin boyu çarpı kosinüs teta birleşeni oldu. Doğru. Doğru mudur? O zaman bu etkiledi. Dolayısıyla teta açısı da etkiledi kos teta birleşeniyle çarptığım için. İkincisi ve üçüncüsü etkilemedi. Bize etkiledi. Etkilemeyeni sordu. O da yalnız bir oldu. Peki. Bir başka soru. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez? Kendi kendini yenileyemez. Enerji kaynaklarından biri değildir diye sorulmuş. Ben çözebilir miyim? Tabii ki. Hepsi hiçbir yenilenemiyor ki. Petrol yenilenemez. Doğru. Petrol yenilenemez bir enerji. Kömür yenilenemez. Doğru. Doğal gaz yenilenemez. Doğru. Jeotermal yenilenemez. Jeotermal yenilenebilir enerji kaynağı. Nasıl? Banyo yapıp kaplıca suyla banyo yapıyoruz, tekrar toprağa gönderiyoruz, ısınıyor ama mu? Ama şeyi düşünelim hocam. Kaplıcadan sürekli olarak
termal su gelmiyor bize. Evet ama o mağma eninde sonunda bitmeyecek mi yani dünyanın sonunda? O zaman sonunda? Şöyle düşünelim. O zaman güneş de bitecek, doğru. Su da bitecek. Tamam tamam ya. Tamam. Nükleer enerji de yenilenemez enerji kaynağıdır ama jeotermal enerji yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Doğru cevabımız da. Soru kökü olumsuzmuş. Ben anlayamadım soruyu zaten en başta. Orada koptum ben. Şimdi bir başka sorumuz. K'den 2'ye kinetik enerjiyle atılan cisim N noktasında duruyormuş. Aynı cisim L'den yani şuradan 5'e kinetik enerjisiyle atılınca yine N noktasında durduğuna göre E enerjisi kaç MGH'tır diye sorulmuş ve yalnız MN arasının sürtünmeli olduğu söylenmiş. Sadece burada bir sürtünme var hocam. Hı hı. Sürtünmeli bir yüzey. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Burada cismin nesi var? Bir kinetik enerjisi, bir de yüksekliğinden dolayı potansiyel enerjisi var. Doğru mudur? Doğru. Yazalım. 2E artı 1, 2, 3, 4. Bunun kütlesine M dersek M çarpı G çarpı 4H. Eşittir. Burada nereye dönüştü yani, bu? Kinetiğe. Yok. Sürtünme. Sürtünmeden dolayı enerjiye dönüştü. Yani ısı enerjisine dönüşmüş oldu. Tamam. Doğru mudur? Sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştü dedi. Daha sonra devam ediyoruz. L'ye geldik. 5E ile attık. 5E artı yüksekliğimiz bu sefer H kadar. M çarpı G çarpı H eşittir. Yine burada sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen bir enerjiden söz ediyoruz. Peki denklemlerin sağ tarafları birbirine eşit mi? O zaman sol tarafları da eşit. Eşitliyoruz. 2E artı 4MGH eşittir. 5E artı MGH. 3MGH eşittir. 3M oldu. Hı hı. Üçler birbirini götürürse E eşittir. MGH kadar bulmuş olduk. Vay be. Güzel sonuç. Bakalım. Bir diğer soru. Düşey kesti şekildeki gibi olan yolun K noktasında durmakta olan cisme sürekli yola paralel sabit büyüklüklü F kuvveti uygulanıyor. Ya bu yola paralel değil ama şurada. Yani burada hocam yine şey yol ama yol burası. Ha doğru. Tamam. Buna göre yolun hangi bölümleri kesinlikle sürtünmelidir diye soruluyor. Şimdi başlangıçta hızı 0'mış. Buna kuvvet uygulanmış. Hızı 3V'ye çıkmış. Burada sürtünme olabilir mi? Yani kesinlikle sürtünmeden... Olabilir ama kesinlikle vardır kesinlikle diyemeyiz. Yok. Güzel. Burada hızı 3V iken 2V'ye düşmüş. Hız azalmış. Sürtünme var diyemeyiz. Neden diyeceksiniz? Çünkü yer çekimi var. Yokuş yukarı eğim çıkıyor var. Değil mi? Aha. Eğim var. Dolayısıyla burada da kesinlikle sürtünmeden söz edemeyiz. Ama M'den N'ye giderken bu cisim ne yapmış? 2V'den hızı V'ye inmiş. Kesin sürtünme dolayısıyla var. Normalde eğer sürtünmesiz bir düzlem olsaydı bu sabit hızla hareket ederdi. Yine buradaki hızın 2V olması lazımdı. Yani normalde buradaki hızın 2V olmasını beklerdik. Ama 2V'den V'ye düşüyorsa o zaman ben MN arasında kesinlikle sürtünme var dedim. Dedi. Şimdi bir diğer soru. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda aynı yükseklikten serbest bırakılan KL cisimleri şekildeki gibidir. L'nin kütlesi K'den büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi bakalım hocam. Demiş ki cisimlerin yere düşme süreleri eşit. Şimdi burada kütlenin hiçbir önemi yoktu. Yere düşme süresi bunu şöyle söyleyebiliriz. Kütleden bağımsız olarak gerçekleşecek ama biz burada sürtünmesiz, hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda. Bununla ilgili deney var. Bir tane gülle ile tüyü gerçekten aynen. Sürtünmesiz bir ortamda yere bırakıyorlar. Bowling topuyla tüyü aynı noktadan bırakıyorlar. Aynı anda düşüyor yere. Allah'ın işi. Şimdi peki burada cisimlerin yere düşme sürelerinin eşit olduğunu söyledik. Hava sürtünmesi yoksa kütleye bağlı değil dedik. Birinci ifade doğru. K'nin hızı L'ninkine eşittir demiş. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? Bence eşittir. Çünkü avınan yol ve süre eşit. Şöyle düşünelim mi hocam? M çarpı G çarpı H eşittir. 1 bölü 2 MV kare mi olacak? Evet. Başlangıçta bunlar duruyorlar. Serbest bırakıldığı için ilk hızları 0. Yere düştüler. V hızıyla yere çarptılar. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Kütleye bağlı mı? Değil. Sadece yükseklik yer çekimine bağlı. O zaman demek ki bunlar aynı hızla yere çarptılar. Kütlenin bir önemi yok. Dolayısıyla ikinci ifadem de doğru oldu. K'nin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi L'ninkine eşittir. Yok. Kinetik enerji çünkü kinetik 1 bölü 2 mv kare. 1 bölü 2 mv kare. Biz enerji korunumu yazdığımızda kütleye bağlı değildi. Ancak kinetik enerjinin kendisini yazarken kütleye bağlı olduğunu görüyoruz. Ve L'nin kütlesi K'den daha büyük olduğu için kinetik enerjinin eşit olmadığını söyledik. Doğru cevabımız 1 ve 2 oldu. Evet. Geldik bir diğer soruya. Yaz aylarındaki sıcak hava sebebiyle ev içerisindeki ışık görmeyen bir ortamın ısınmasında ısının yayılma yollarından hangileri etkilidir diye soruldu. Şimdi şöyle düşünelim. Yaz aylarında mesela ışık görmeyen bir odadayız şu an. Işık görmeyen bir odadayız ama yaz aylarında bu odada sıcak olmuyor mu?
stüdyodayız ki şu anda klima çalıştığına göre oluyor. Kapkaranlıktır o stüdyo ama. Değil mi? Bakıldığında yani güneş görmese bile burada bir kapısı özellikle açık olduğunda o sıcaklık içeriden daha da buram buram geliyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Şimdi Işıma değil çünkü ışık gelmiyor zaten. Işık gelmiyor ama iç tarafa ışık gelmiyor mu camlardan? Orada bir ısınma olmuyor mu? Yani duvarın dış tarafı mı ısınıyor? Duvarın da dış tarafı ısınıyor. İçeriki odadan da bir ışıma yoluyla güneş zaten ortamı ısıtmıyor mu? Aslında burada yaz ayları demesinin sebebi o. Güneş zaten o sıcaklığı veren kısım. Ama buraya böyle hiç ışık girmediğini düşünüyorum. Bakın tamam. Burası karanlık. Tamam. Ama bize işte kapı açık olduğu için içeriden gelmiyor mu sıcaklık aslında? O zaman ben ışımanın tanımını bilmiyorum sanırım. Işıma şu hocam. Mesela güneşin dünyayı ısıtması. Direkt buna örnek verebiliriz. Işıma için. Güneş yan odayı ısıtıyor. Yandaki odadaki ısı rüzgarla buraya geliyor. Doğru. Eğer bu yani ışımaysa... hava aktarımıyla birlikte. Tamam. Ama şimdi şunu söyleyelim. Hani bunun aslında olması konveksiyondur. İçeriden buraya gelmesi ısının taşıma yoluyla yani konveksiyon yoluyla gerçekleşir. Hı-hı. O yüzden konveksiyon var. Ama ışıma nereyi ısıttı? İçeriği ısıttı. Hı-hı. O zaman burada ışıma da var. Işıma sonra konveksiyon yoluyla biz ne yaptık? Burada etkilenmeye başladık ama iletim gerçekleşmiyor. İletim ne demiştik? İşte çorba karıştırırken metal kaşık örneği vermiştik. Hmm. Katılarda aktarılmasından söz etmiştik. O yüzden burada ışıma ve konveksiyon etkisinden yararlanabiliriz.